Merhaba Şifte Letnet izleyenleri. Bu videomuzda Çin'den Gearbest'ten aldığımız Deryu VX300 mekanik klavyeyi inceliyoruz. Evet Kerem, hani sanırsam bu VX300 senin için bayağı sürpriz bir klavye oldu. Evet. Hakikaten ben de şu an ilk defa görüyorum gibi bir şey. Özellikle RGB aydınlatmasını çok beğendim. Hani onu söyleyeyim. Hani ilk fikirlerini gerçekten almak istiyorum bu klavyelerden. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle ben hani biliyorsun mekanik klavyelere karşı bir şeyim var yani. Böyle ilgim alakam var. Mekanik klavye kullanmaktan çok keyif alıyorum. Ama bugüne kadar bu Çin'de satılan, işte Gearbest'de satılan, daha hani bizim Razer gibi, SteelSeries gibi olmayan, adını sanını çok duymadığımız markaların klavyelerini çok merak ediyordum. Bu klavyeyi öncelikle 68 dolara ücretsiz kargo ile beraber aldık. Yani mekanik klavyelere baktığımız zaman ülkemizde 400-500 liralardan şu başlıyor. Şu an önümde açık, hani bayağı özellikle yani yeni nesil, yeni çıkmış bir seriden ürün almak istiyorsanız fiyat bandını 1400'den başlatıyorsunuz. Aynen. Benim buradaki hani merakım ya işte bilinmeyen hani bizim Türkiye'de veya globalde çok duymadığımız markalardan bir mekanik klavye alsak acaba nasıl olur, nasıl bir performans gösterir diye merakım. Bu merakımı bununla, bu klavyeyle, VX300 klavyesiyle beraber gidermiş oldum. Ben zaten eve götürdüm biliyorsun. Yani bir 4-5 gün bütün oynadığım oyunlarda işte hani mekanik klavyeyi biraz daha iyi deneyimleyebileyim diye League of Legends falan da oynadım. Gerçekten çok şaşırtıcı derecede beğendim. Beğenmediğim birkaç noktası var, onları söyleyeceğim ama 68 dolara iyi bir mekanik klavye almak gerçekten Türkiye şartlarında iyi. Çünkü tabii, dediğim gibi yani 400-500 liradan aşağı alamıyorsunuz Türkiye'de. Ücretsiz kargo ile beraber Gearbest'te bu ve benzeri klavyeler gerçekten avantajlıymış. Onu görmüş olduk. İstersen klavyenin tasarımıyla başlayalım. Tasarımla başlayalım diyorum ben. Orada sana direkt sorayım. Ben şu an baktığımda son derece şık bir klavye görüyorum. Hani oturup işi yok Çin'den geliyordu, şuradan geliyor diye bozmaya gerek yok. Çok şık görünen bir klavye var karşımda. Tamamen zaten ilk dikkati çeken nokta kasası metal. Yani aralarda tabii şu işte bileğinizi koyduğunuz yerlerde plastik tabakalar var ama onun dışında full bir metal kasayla geliyor klavyemiz ve bu nedenle oldukça ağır bir klavye. 1.2 kilogram gibi gerçekten bir klavye için fazla ağır ama hani zaten yanınızda taşımayacaksınız, masaya koyacaksınız, orada duracak. Şunu isterseniz çıkartabiliyorsunuz. Ben destekle beraber kullandığım için çıkartmadım. Tasarım anlamında senin söylediğin gibi gerçekten dışarıdan bakıldığında şık bir görünümü bizlere sunuyor. Metal ile beraber altın rengi kullanılmış bu modelde. Tabii ki tasarımı aslında en büyük destekleyen nokta ışıklandırma. Tabii. Yani bir oyuncu klavyesi alıyorsanız artık arka aydınlatması olması gerekiyor. Gece falan oyun oynarken çok güzel görünüyor. Ya olayın özü, bir oyuncu olarak söyleyeyim, hani o ışıkların yanması. Evet, hoşunuza gidiyor. O güzel bir şey. Yani biz oyuncular o noktada ekipmanlarımızın gösterişini severiz. Bu kötü bir şey değil zaten. Ama o gösterişi sağlayan şey de ışıkların olması. Yani oyuncu olduğunu belli etsin. O klavye kullanan kişi oyuncu olduğunu belli etsindir. Yani bunda da enfes bir aydınlatma var. Benim mesela şahsi olarak kullandığım Razer Black Widow'da sadece yeşil rengi var. Tek renk. Bunda 6 farklı renk var ve kendi efektleri sayesinde bu 6 farklı rengi farklı şekillerde kullanabiliyorsunuz. Bunlardan biraz bahsedelim. Şimdi ilk modumuzda bütün klavyenin tuşları farklı farklı renklerde yanıyor. İşte bölümlere ayarıyor mesela. Aynen, mesela F tuşları yeşil, ok tuşları atıyorum kırmızı, işte mavi, mor falan filan, böyle bir renk cümbüşü yapıyor. İstersen böyle kullanabiliyorsun. Fn tuşlarıyla, F tuşlarıyla şu şekilde basarak bu modları değiştirebiliyorsun. Zaten çok şu anda basit yapmışlar. Çok ışıklı bir ortamda olduğumuz için görünmüyor ama yakın detayda yani gösteriyor detayda olacağız. Detayda şunun görünmesini isterim. Bayağı buna parka bağlıydı şu an. Böyle yılan oynuyormuş gibi işte renklerin döndüğü veya nefes alma efekti dediğimiz, işte ışıklar yanıyor, sönüyor, bir daha yanıyor. Benim en çok sevdiğim bir modu var. Bastığınız tuş yanıyor. Aa, yani güzelmiş. Full normalde kapalı, tuşa bastığın zaman bastığın tuşun ışığı yanıyor. Piyano vesaire. Gibi. Tasarım noktası aslında genel olarak bu şekilde. Yani hem dışarıdan görünümü güzel hem de o dışarıdan görünümü destekleyen 6 farklı arka aydınlatma renk seçeneğinin olması ve bu renk seçeneklerini de farklı modlarla özelleştirebiliyor olmak benim çok hoşuma gitti. İstersen yavaş yavaş işin teknik detayına, kullanım tecrübesine biraz geçelim. Çünkü bir mekanik klavye ise işin özü zaten o tuşların tabii deneyiminde yatar. Bir mekanik klavyenin en özel yanı her bir tuşun size
hani nasıl bir oyunda vuruş hissi vardır, vuruş hissi tanımlarız. Mekanik klavyede o tuşa bastığınızı hissettirecek. Ya bir nevi daktilonun yerine geçen cihaz diyorum evet. Ben o yüzden mekanik klavyeler için. Ya şimdi öncelikle aslında belki hani bilmeyen izleyenlerimiz vardır. Neden mekanik klavye sorusunu cevaplandıralım. Oyuncular için mekanik klavyeler normal klavyelerden çok daha ergonomik, çok daha kullanışlıdır. Çünkü birincisi hem Emin'in söylediği gibi tuşa basma hissiyatı çok daha etkilidir. Özellikle böyle League of Legends gibi, Dota gibi ben anlık tepki vermeniz. World of Warcraft tarzında hani tabii. Aynı anda çok fazla makroya karışacağınız, aynı anda çok fazla tuşu kullanmak zorunda olduğunuz oyunlarda mekanik klavye size gerçek bir üstünlük sağlayabiliyor. Yani oyun açısından. Yeteneğinizle alakalı değil, hani oyunu oynayabilme açısından iyi bir avantaj sağlayabiliyor. Teknik anlamda size sağladığı avantajlardan birincisi çok düşük bir tepkime süresi olduğu için tuşa bastığınız anda işte League of Legends gibi, Dota gibi bir büyü atacağınız zaman onu anlık olarak hemen atabilmek açısından mekanik klavyelerin büyük avantajı var. Bir de ghosting problemi mekanik klavyelerde yok. Yani 3 tuşa 4 tuşa aynı anda bastığınızda bunu algılayıp size oyuna yansıtabildiği için yine aynı şekilde işte Dota gibi vesaire oyunlarda çok tuş kombinasyonu kullandığınız hız gerektiren oyunlarda mekanik klavyenin ciddi bir avantajı var. Mekanik klavye dediğimiz zaman kullanılan anahtara göre, daha doğrusu yani orijinal adıyla switch'e göre mekanik klavyeler birbirlerinden ayrılıyor. Tabii. İşte blue switch var, işte black switch var vesaire vesaire. Her switch'in kendine has özellikleri var. Bazısı daha sessiz olur, basış hissiyatı daha yumuşak olur. Bazısının bu modelde olduğu gibi sesi çok çıkar ama hissiyatı böyle tam, daktilo gibi tak tuk tam tak tok bir hissiyat veriyor. Aynen mesela öyle. Mesela deniyorum şu an. Bu mesela blue switch kullanıyor. Benim sevdiğim. Dezavantajı bazı insanlara göre çok ses çıkarttığı için özellikle evde eğer bir yani yakında olan bir arkadaşınız vesaire varsa aile ferdi varsa rahatsız olabilir. Gürültüden rahatsız oluyorsa olacak çünkü. Yani ben bu klavyeyle evde işte shift-delete için haber falan yazdım. Yani şöyle bir haber yazdığımı düşünün. Bayağı ses çıkartıyor. Bu klavyeyi alacak kullanıcıların bunu göz önünde bulundurması gerekiyor. Ben şahsi olarak ses çıkartan klavyeleri seviyorum. Ben de seviyorum. Hani yani. O benim şahsi tercihim ama ya bu çok ses çıkartıyor, bu evde insanlara rahatsızlık verir diyorsanız orada da haklısınız. Ama Blue Switch kullandığı için sesli eyvallah ama basış hissiyatı diğer mekanik klavyelere göre çok daha mekanik olduğunu belli ediyor. Yani mesela Logitech'in kullandığı switchler kendi üretimidir. Genelde çok daha sessizdir. Ama basış hissiyatı olarak çok bu mekaniğin hissiyatını vermez. Biraz daha normal klavye deneyimi verir. Hani benim tercihim böyle daktilo gibi hissiyat alabileceğim klavyelerden dolayı oluyor. Bu klavyeyi de o yüzden ekstra beğendim. Şimdi birkaç eleştirim olacak klavyeyle alakalı. Birincisi tabii ki Çin'den aldığımız için Türkçe dizilimi yok. Öyle bir olayımız yok. Evet. Ben kullanırken sorun olmuyor çünkü zaten ben bakmadan yazıyorum. Atıyorum işte şeyinin olduğu yerde burada bir noktalama işareti oluyor ama Türkçe yazılımda Türkçe ayarladığınız zaman tam olarak aynı yere bastığınızda şey yazıyor. Yani bakarak yazmıyorsanız Türkçe klavye diziliminin olmaması problem yaratmıyor. Söylediğin şeyi aslında bir şekilde de çözebiliriz. Hani o eksiği kendi açımızdan hani nötr hale getirebiliriz. İnternette çok rahat bir şekilde stickerlar bulabiliyorsunuz klavyeler aynen. için. Genelde bunlar böyle kolay buradaki harflerin silindiği klavyelerde falan kullanılıyor. Veya tüm İngilizce inputları olup Türkçe kullanmanız gereken klavyeler için üretiliyor. Buradaki iki anlamsız ne olduğunu bilmediğim noktaya ne gelecekse onu koyarsın. Şey mi geliyor onu koyarsın. İşte burada Ö gelmesi gerekiyor orada başka bir şey var onun yerine onu koyarsın. Bu şekilde bu olayı da nötr hale getirip rahatça bir Türkçe klavye gibi de kullanabilirsiniz. Aynen öyle ya da benim dediğim gibi zaten hani ezbere yazıyorsunuzdur, bakmadan yazıyorsunuzdur. Tuşların dizilim yerleri aynı olduğu için bu sizde bir problem yaratmaz ama hani Türkçe dizilimi olmamasını aklınızın bir köşesinde tutmanızda fayda var. İkinci benim beğenmediğim nokta şahsi olarak yeni aldığım Razer Black Widow'da da aynı problem var. Enter tuşu küçük. Yani biz normalde böyle hani standart enter tuşlarına alışık insanlar olarak yayvan kısa enter tuşlarına ben biraz alışmakta zorluk çekiyorum ama bu tamamen aslında bir hafta içinde alışılabilecek bir durum. Yine de bu konuyu da göz önünde bulundurmanızda fayda var. Yani ben de o konuda sana katılıyorum. Hani ben de büyük enter tuşlarını seviyorum ama burada da şimdi klavyenin üzerine baktığımızda hani bir noktada o tasarım tercihini yapmak zorunda kalıyorlar gibi hissediyorum. Çünkü normal klavyelere göre mekanik klavyelerde bir de bunda RGB efektini de iyi verebilmek için bayağı aralıklı tuşlar arkadaşlar. Yani ve yüksek tuşlar. Yüksek aralıklı tuşlar. Enter'ı bir laptop dizaynı gibi hani ufak bir şekilde yerleştirmişler. Elbette en başta sürekli shift'e basılacak yani o gelecek.
enter yerine shift'e basılacak ama yani bir hafta içinde yine dediğin gibi aynen tam olarak bir hafta içinde vesaire alışılıyor. Şimdi sonuç olarak bu mekanik klavye Çin'den bize 230 lira civarında bir fiyata denk geldi. Şaka yani ben gerçekten bugüne kadar çok cesaret edememiştim doğruya doğru. Ama şu klavyeyi gördükten sonra eğer hani bütçe dostu bir mekanik klavye istiyorsanız Türkiye'de işte 400 lira 500 lira bilindik ürünlere verecek paranız yoksa emin olun hiçbir eksiği yok. Hani Türkçe dizilim ve bahsettiğimiz konular haricinde gözünüz kapalı satın alabilirsiniz. Bu arada zaten son dönemde hem işte canlı yayınlarımızda hem farklı Black Friday şeylerde hem işte Black Friday'i ve yurt dışından alışveriş konusunu fazlasıyla irdeledik. Gearbest'te rahatlıkla alışveriş yapabileceğiniz güvenilir bir internet sitesi. Emin'in de söylediği gibi şu sıralarda Black Friday indirimleri dolayısıyla hani sadece klavye değil farklı ürünlerde de birçok indirimler yer alıyor. Oraya da girip hani kendinize uygun farklı ürünlere bakabilirsiniz. Bu klavye için kesinlikle benim tavsiyemdir. 4-5 gün evde kullandım ve gayet çok memnun kaldım. Aklınızda bulunsun. Yani dediğim gibi yani göze çarpan en büyük eksisi Türkçe input desteğinin olmaması. Evet, doğal olarak. Yani doğal olarak ama bunu da zaten çok kolay bir şekilde yani görüntüyle alakalı bir sıkıntınız yoksa niye olsun? Eğer kullanamıyorsanız bakmadan stickerları yapıştırın olsun bitsin bence. Aynen. Çok iyi bir fiyatı var çünkü. Evet arkadaşlar VX300 mekanik klavye incelememiz bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.